Herkese merhaba. Cebirsel ifadeleri 5 dakikada anlatmaya çalışacağız. Sonuç hazır mı Sevil Hazırım efendim? hocam. Acayip canlıyım. Gerçekten 5 dakikada anlatacağız. 5 dakika içinde cevizsel ifadelerin girişini yapacağız seninle beraber. Çok süper bir şekilde anlatacağız. Hadi bakalım yeni bir konseptle karşı karşıyayız. Hadi bakalım başlat bakalım. Başlat evet Tomucuğum. Cebirsel ifade deyince aklımıza C ve 1 gelecek. C, 1. Oradan geliyor. Aa. Daha Öyle bir şey yok tabii ki. En az bir bilinmeyen değişken. Bir bilinmeyen değişken dediğim şey X olabilir, Y olabilir, N olabilir, T olabilir, Z olabilir, Q her olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bunun gibi harfler içeren ve aynı zamanda en az bir tane işlem içeren Tongutcuğum. En az bir işlem ve bir bilinmeyen içeren ifadeler cebirsel ifadelerdir. Mesela Tonguç sen eskiden öğrenmiştin. Hani bir sayının 5 katı dediği zaman senin ne yapman gerekiyor? 5 çarpı x yani 5x yazman gerekiyor. Mesela bir sayının 3 fazlası dediği zaman senin ne yapman gerekiyor? Mesela n artı 3 yani 3 en artı 3 dediğim şey bir sayıyı bilmiyorsun ya o yüzden ne yazıyorsun ha. buraya. Mesela bir sayının ne olduğunu bilmedim ne yazıyorsun? Kesinlikle 4 katının bir fazlası 4 katına gidiyor Tonguç'um 4 y diyelim mesela bir fazlasına artı 1 yazalım 4 y artı 1 yazabiliriz değil mi? Veya bir sayının 7 katının 2 eksiği o zaman 7 t eksi 2 yazabiliriz bak 7 katı 7 t 2 eksiği de eksi 2 yapı şeklinde yazabiliyoruz. Demek ki cebirsel ifadelerde Harflerle bazı şeyleri anlatabiliyoruz. Bir senin beş fazlasının e, üç katı. O zaman beş fazlasını x artı beş de yazalım. Üç katını bulabilmek için üç çarpı x artı beş şeklinde Oo. böyle e, modellemeler güzel yapıyoruz. Süreniz doluyor bu arada. Evet. Tonguç bir cebirsel ifade verilirse bize bu cebirsel ifadeyi bir parçalarına ayırırsak, bu parçaların her birisine biz Terim diyoruz. Yani Güzel. işlemler arasındaki ifadelere terim diyoruz. Peki bu işlemlerin, bak bu her bir terimin başındaki sabit sayılara, yani okuyabildiğimiz gerçekten bildiğimiz sayılara ise biz kat sayı diyoruz, duyucum. Dolayısıyla hemen e, şu ifadeye bakarsak eğer, mesela şu ifadeye baktık, bunun terimleri nelerdir? 7x, 5y. -3z ve -8 şeklinde parçalarına ayırdım. Anladım. Bunlar aslında birer terim. Katsayıları ne nedir? Burada okuyabildiğimiz şeyler. 7, 5 Eksi 3 ve eksi 8. Bak unutma eksiler varsa eksiler de kat dahil olur. Peki buradaki sabit terim nedir? Sabit terim dediğimiz şey Tonguç'um bunun hiçbir x, y, a, b, c içermeyen zımbırtısı. Yani buradaki sabit terim aslında 3'tür mesela. Neden? Çünkü yanında x, y, z, a, b, c yok. Ama burada 2 x var, burada y var, burada a var. Dolayısıyla sabit terim aslında buradaki Eksi 8'dir değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Peki değişkenler nelerdir? Değişken de bilmediğimiz harflerdir. Mesela X, Y, Z buradaki değişkenler. Üç tane değişken var zaten burada görebiliyorsun Tonguç'um. Buradaki değişkenler nelerdir? X, Y, ye, A, A Süper isim. Peki modellemeye Oo. baktığımızda mı Tonguç'um? Bak X, 2, eksi X ve eksi 2 şeklinde bu şekilleri biz baştan kabul etmişiz. Tamam. O zaman burada 3 tane X yok mu Tonguç? Var. O zaman ben buna 3 X yazarım. E burada bir tane pembiş üçgen yani eksik yok mu? O zaman 3x eksi 2 yazarım. Bitti bu kadar. Mesela burada iki tane eksi x var görebiliyor musun? Evet. Turuncuğum? O zaman eksi 2x yazarım ben buna. E i̇ki tane de artı 2 var görebiliyor musun? Evet. O zaman artı 4 yazarım Tonguç. Çünkü artı 2 artı artı 2 artı 4 eder modelim yapıyorum. Burada iki tane x var. 2x. Burada e, bir tane eksi x var. Eksi x. Allah Allah. Burada iki tane 2 var. 4 artı 4. Burada bir tane eksi 2 var. Eksi 2. O zaman ben bundan bunu çıkartabilirim. Duyum mu X evet. bir tane X. Evet. E, bundan bunu çıkarsam artı 2. X artı 2 şeklinde modelleyebilirim Tomucuğum. Geldik işte bir tane de şu diye benzer terimlere. Cebise ifadeleri toplama ve çıkarmada aynı olan bilinmeyenler ve sabit terimler toplanıp çıkartılabiliyor. Mesela bu cebise ve eşek of. kadar Terimler var bilmemler falan. Burada ama şu iki terim birbirine benziyor. Bunda da Y var bunda da Y var. 6 Y'den 3 Y çıkarsa ne olur? 3 Y kalır. Bak bu iki terim birbirine benziyor. 9 ve 4. X ve Y hiçbir şey yok içinde. 9'dan 4 çıkarsa artı 5 kalır. Bu iki terim birbirine benziyor. 2 X ve 3 X birbirine eklenirse artı 3 eksi kalır şeklinde bu ifadenin en sade halini benzer terimleri kullanarak bulabiliyoruz. Evet o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumları yolla. Hatta daha da erken bitirdik. Bunun gibi örneklerin hepsini. Hocam hepsinde, bunları nereden bulabilirim? Bunlar, sınıfta. Bun, bunun, örneklerin hepsini de bak 6. sınıftaysan eğer zoru bankamızdan veya konu anlatımı soru bankamızdan çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bunları bulabilirsin, hocam? Evet, evet bunları iyi butonundan alabilirsin. Tebrik Teşekkür ediyorum olsun. seni. Süper zeki bir adamsın ve hızlı bir şekilde bitirdik görüyorsun. Aynen. Yeni konseptimiz hayırlı uğurlu olsun. İn İnşallah e, daha güzel e, konu anlatımlarıyla devam edeceğiz bu konsepte. Aha da bağlı reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagramı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bu. Bunlar da videolar. Tıkla, tıkla, tıkla. Ayak tutun çok paylaş. Paylaş, paylaş.